Son dakika var. Yine vites. Siyasi partiler. Dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan ben. Şu anda Kardak Kayalıkları'nın kresiyle ilgili hem de kendinizle ilgili birçok suçlamalar da olmuştu. O suçlamaların hepsinde zaten...
Evet, artık nefesimiz yerine geldi. Koştura koştura ancak yetişebildim. İkinci dakikaya geldik. Ve şimdi 9. dakikanın içindeyiz. Yalıkavak Spor ve Kastamonu Belediyespor karşılaşması Bodrum'da. Bindan Sarıkaya salonunda devam ediyor. İki tane güçlü takım. Bir tanesi bizim gönüllerin şampiyonu Yalıkavak Spor Handball takımı. Ve bu senenin Handball Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Kastamonu Spor arasında gerçekleşiyor maç. Çok zevkli, zaten seslerden siz de fark ediyorsunuz. Gerçekten çok zevkli bir maç oluşuyor. Herhalde bu ikinci yarıda aynı şekilde devam edecektir. İki tane güçlü takım, iki tane şampiyon takım. Şu anda 3-2 Kastamonu öne geçmiş durumda. 10. dakikanın içinde olmamıza rağmen skor Yalıkavak Spor 2, Kastamonu 3. Gördüğünüz gibi öyle çok sporal bir oyun olmuyor. Çünkü iki güçlü takım, iki şampiyon takım karşı karşıya. Bu nedenle skorda öyle patır patır gitmiyor. Skor 3-3. Evet, 4 oldu. 4. Çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Bizim kızlardan geldi. Deniz'in kızlarından. Çok güzel. Gönüllerin şampiyonu, bir tanesi de bu senenin şampiyonu. Bakalım bu maç nasıl bitecek. İki güçlü takım karşı karşıya Bodrum'da. Bindaz Karakaya kapalı spor salonunda. Gördüğünüz gibi enteresan goller. Zevkli bir maç. 4-4. Evet, Kastamonu'dan da izleniyor. Kastamonu'ya buradan selam olsun. Dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan Kastamonu'na sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bu seneki şampiyon, onları biz de kutluyoruz. Çok iyi maçlar çıkarttılar. Ama bizim de şanssızlığımız vardı Bodrum Spor'un, Yalıkavak Spor'un. Ama ona rağmen de çok centilmen bir maç şu anda devam ediyor ve sonuna kadar da böyle süreceğinden hiçbir kuşkumuz yok. Gerçekten çok güzel goller geliyor. Bu senenin en iyi golleri diyebiliriz. Her iki takım da müthiş goller atıyor. Çok etkili ve şık goller.
goller geliyor. Bu senenin en zevkli maçı diyebiliriz. Her iki takım da çok güçlü. İki güçlü takım. Türkiye'nin en iyileri. Oo, müthiş. Müthiş. Türkiye'nin en iyileri şu anda Bodrum'da karşı karşıya. İki takım da çok hızlı, çok iddialı. Gerçekten güzel bir maç izliyoruz. Gerçekten güzel bir maç izliyoruz. Bu sezonun en güzel maçı diyebilirim. Evet, çok güzel. Her iki takım da birbirine arkasıyla çok güzel. Sene Yalık Havak Spor için şanssız bir yıldı. Neredeyse Avrupa Şampiyonluğu için öne çıkmıştık. Fakat ne yazık ki Covid-19 nedeniyle Avrupa'ya gidemedik ve maçları oynayamadığımız için de Avrupa Şampiyonası'ndan elenmiş olduk. Çeyrek finalden sonra. Önümüzdeki yıl inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Onur Bey tamam hemen ona göre organize ediyorum. İyi midir kadrajın büyüklüğü bana yorum yazarsanız ben ona göre sizinle irtibat halinde olurum. Sanırım şu anki görüntü uygun izleyenlerimiz için. Çok şık goller geliyor. 7-6 Yalık Havak şu anda öne geçti. Çok hırslı, çok iddialı. Çok güzel goller geliyor. Her iki takım da güç gösterisinde bulunuyor birbirine karşı. İki şampiyon takım karşı karşıya Bodrum'da.
medeniyetin beşiği, Avrupa'ya, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Bodrum'dan Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını sağlayan, o Kuvayi Milli Hareketi'ni sağlayan Kastamonu birlikte. Ne güzel bir birliktelik, ne güzel bir yarış. Kardeşim de geldi. Kent TV, TRT muhabiri. Şimdi biraz sonra o da yorumlayacaktır. Çok zevkli bir maç geçiyor gerçekten. 19. dakikanın içindeyiz. 20. dakikaya girmek üzereyiz. 8-7 Kastamonu önünde devam ediyor maç. Çok şık, çok güzel hareketlerin olduğu çok iyi bir maç görüyoruz. Bu senenin en iyi maçı diyebiliriz. Ses kontrolü yapmak istiyorum. Sesli bir sarı sanıyorum. Bir sorun yoktur. Umuyorum. Aydın Çolak, sanırım sesle bir sorun yok değil mi?
da birbirine üstünlük sağlayamıyor. Çünkü iki şampiyon takım karşı karşıya Bodrum'da. Dördüncü dakikadayız. 9-9 berabere sürüyor maç. Maçın başından bu yana berabere gidiyor. İki takım da birbirine üstünlük sağlayamıyor. İkisi de çok güçlü, çok sıkı ve çok hırslı bir maç çıkartıyor. Kastamonu Spor hem teknik hem de akılcı bir gol attı. Sevincini yaşıyor. Bodrum'da Binnaz Karakaya. Kapalı spor salonunda gerçekleştiriliyor maç. Yalıkavak Spor, Kastamonu Spor. Kastamonu Spor 10, Yalıkavak Spor 9. İki takım da birbirine üstünlük sağlamaya çalışarak devam eden bu dakikaya kadar. 26. dakikanın içindeyiz. İki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ama çok şık, çok güzel bir maç oluyor. Çok şık goller oluyor. Müthiş bir goldü. Kastamonu'yu tebrik ediyoruz. Müthiş bir goldü. Hem Yalıkavak'tan, evet, hem Yalıkavak'tan hem Kastamonu'dan çok güzel şutlar geliyor, çok şık goller geliyor. Yasemin attı golü. Yasemin yine golü attı. Mehmet Emin Tüncel, biz de Bodrum'dan sizlere selam ediyoruz. Kastamonu'na selam olsun. Kuvayi Milli Hareketi'nin başlangıç noktası Samsun'dan sonraki en önemli şehir.
kastımı yürüyeceğim. Kastamonu'dan izleyenlerimiz var. Bodrum'dan, medeniyetin merkezinden, Avrupa'ya açılan kapıdan, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısından, dünyanın en güzel yerinden Kastamonu'na, Kastamonulara selam ediyoruz buradan. Onları kutluyoruz. Şampiyonlara yakışan bir maç gerçekleşiyor. Ne mutlu bize bu maçı izleyebiliyoruz buradan ve sizlere aktarabiliyoruz. Ne mutlu. Evet, Yasemin karşılığını verdi ama gerçekten çok güzel goller görüyoruz bugün iki taraftan da. Erkan Bey çok haklısınız. Bu sene hem Yalıkavak hem Kastamonuspor gerçekten çok başarılı bir sezon geçirdi. Müthiş, müthiş. Görüyor musunuz golleri? Müthiş. Evet, birinci yarı tamamlandı. Gerçekten çok iyi bir maçtı. Çok sıkı bir maçtı. Gerçekten hem de çok zevkliydi. Ve ben maçın bu kadar çabuk bitmesine de şaşırmış durumdayım birinci yarının. Evet, ikinci yarıda yeniden buluşacağız yine. Bodrum Gündem takipçileri bizi takip etmeye devam etsin. Kastamonulular da şu anda Bodrum Gündem'i takip ediyorlar. Kastamonu ya da Bodrum'dan büyük, büyük kocaman sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Az sonra ikinci yarıda tekrar görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Bodrum Gündem her yerde.